arkadaşlar, müthiş bir rüzgar var. Şu anda İz Müzesi'nin önündeyim. Burası bir savaş müzesi. İçeri birazdan gireceğim. Böyle bir anıt karşılıyoruz. Bize yukarıda gördüğünüz gibi şu an girişteyim. Ve devam ediyorum. Saçlar uçuşuyor. Evet arkadaşlar, savaş müzesine girdik şimdi. Ufak bir bölüm var. İşte gaz maskeleri, dönemin üniformaları, komutanlarını gösteriyor aynı şekilde. İspanya Savaşı zamanında İspanyalılar, İspanya'daki sivil savaşı gösteriyor. Askerlerin ekipmanları vesaire benzeri. Привлечь на свою сторону большинство населения Германии. И к 1933 году Гитлер приходит в власть, становится рейхсканцлером. Dönem içinde kullanılan silahlar vesaire benzeri ekipmanları gösteriyor. Askerlerin fotoğrafları, komutanlar. İşte dönemin gazetesi. У партии были охранные отряды СА, они назывались штурмовики СА. И один из первых экспонатов нашего музея, который был привезен из Германии, это был такой китель и фураж штурмовика СА. Потом уже к концу 30-х годов эти отряды были переформированы в СС. Silahlar tamamen ağaçtan yapma, ahşap yani. Burada bir makinalı tüfek var. Nazilerin ağaçları. Eski dönem içinde kullanılan haritalar görüyorsunuz. Nazileri göstermişler burada. Hitler var işte ortada bir tane var. Milli kitapları işte vesaire benzeri. Uçak savar görüyorsunuz bir tane. O dönemin Sovyet pilotu meşhur. Aynı şekilde komutanları savaşın bitişinde. Kısacası mareşaller yani. Burada güzel bir bayrakları var yine aynı şekilde de üniforma ekipmanları. Herhalde rütbeli bir askerin üniforması bu. Kumaşı falan gayet güzel. Bir dürbün var aynı şekilde. Dönemin tankları. Aynı şekilde sırt çantası, maske çantaları. İşte askerler, Sovyetler. Güzel bir kaynak. Burada da yine aynı şekilde o döneme ait birkaç tane günlük diyelim. Gerçi bu şeymiş, opera binası ile ilgili aynı şekilde. Daha önce gitmiştim oraya da. Atestat.
Minsk'te bulunan pedagoji bölümünde okuyan öğrencilerin karneleriymiş bu. Bu da altında zaten yazıyor. Bu klasikal dans kurslarının koreografilerini anlatıyor burada da. Gerçekten çok güzel. Zaten opera olduğunu söylemiştim. Güzel duruyor baya. Burada da aynı şekilde öncülerin işte beşleri, aynı şekilde öncü birliklerin kurdeleleri, boyunlarına taktıkları kurdeleleri, banda ekibini. Let's go. Bu da güreşçilerin yine bir evrağı aynı şekilde. Güreşçiler hakkında bilgi veriyor. Şöyle gördüğünüzde dönemin güreşçilerini anlatan güzel bir evrak. İşte burada da bir güreşçi ve kürekçi arkadaş. Gramata. Güreşçi değilmiş gerçekten bu aslında. Bu ağırlık kaldırıcı arkadaşmış. Buradaki arkadaş kürekçi. Sovyetlerin döneminden. Burada işte dönemin paraları. Gördüğünüz gibi banknotlara. Çok büyük değer taşıyor bunlar. Burada ne varmış? Dekorasyon sertifikası gibi bir şey bunlar. Hani peyzajla ilgili ne yapılacak, ne edilecek, bunlarla ilgili. Biraz da tapu da olabilir bu. Tam anlayamadım. Güzel, bayağı bir şey var. Dönemin pulları işte, tiyatroları, şeyleri. Bir toplantıya ait aynı şekilde. Toplantı ve görüşmeleri resmetmişler. Burada da Avimovi Secretary of Central Committee Kipi. Kısacası kimlik kartlarını göstermişler burada da. İçeride ufak bir görsel video var. Bunda da aynı şekilde herhalde kumanda ediliyor. Evet, buradan tıkladığınızda bölgeye gidiyor direkt. Şöyle göstereyim. Belarus zaten küçük bir ülke. Hani SSR'ın 1941'deki durumları, bölgeler, çarlıkları gösteriyor aslında galiba. Tam olarak anlayamadım ama çarlıklar olması gerekiyor. Savaş zamanındaki işte mücadeleleri, gayretlerini gösteriyor. Yukarıya doğru devam edelim. Burası biraz daha böyle dönemi anlatan bir yer açıkçası. Hani o zamanki döneme göre güzel bir dizayn yapmışlar, geniş bir yer. Burada işte Sovyet askerlerinin mücadelesi, işte bir tane kamyonetleri var, uçak savarları var, makine tüfeği var arkasında bir tane. Onları çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Evet, şimdi bakalım dönem olarak kaçmış. Firing angles, elevation, reduction, yani 45 milimetrelik anti-tank kanon. Yani bu Nazilerin işte meşhur panzerlerine karşı müdahale etmek için kullandıkları tabancaymış, makinalı tüfek diyebiliriz. Burada da bir tane askeri görüyoruz aynı şekilde. Dürbünüyle işte ileride olan şeyleri gözetliyor. Evet, burada da dönemin bir 1932 model kamyonetini görüyoruz. İşte 1.3
50 ton taşıyabiliyormuş. Makinesi karbüratörlü, yani benzinli. Ondan sonra 215 mil gidebiliyormuş. İyi yani, motorlar bile 400 mil gidiyor zaten. Şöyle gösterelim. Dönemin yine aynı şekilde gazeteleri, işte resimleri küçük bir detaylı şekilde göstermişler burada. Güzel bir müze olmuş açıkçası, ben beğendim biraz. Hani biraz da sıkılıyordum açıkçası, gün içinde fazla yapacak bir şey yok burada, şehir içinde. Ve insanlar burada çok düzenli bir şekilde çalışıyor gerçekten. Sürekli işlerine hani izin alma şansları yok, hiçbir şey yok. Burada bir tane tankın medium size bir tankmış. 5 kişilik personeli varmış. Ondan sonra yani 7.92 kalibre ateş şeyi varmış. Karbüratörlü, benzinli. 300 beygir gücü varmış. 40 kilometre hız yapıyormuş ve 165 metre range'i varmış. İşte burada da bir makinesi var, şeyi var. Gösteriyor aynı şekilde. Bu da bir Alman tankı. Panzer yani kısacası. Burada bir sergileme yapmışlar açıkçası. Güzel duruyor. Şöyle geçelim. Rehberlere fazla karışmadan. Şimdi buraya bakalım. Nelerimiz varmış burada. Burada aynı şekilde 45 milimetrelik bir anti-tank kanon var burada. Bir tane dövüşçü varmış. Aynı şekilde fighter. Dönemin işte çiftçisini anlatıyor. Gerçekten hani askerler bile çiftçiydi aslında. Hani eğitimli askerler değildi. Çarlık döneminde. Ama gayet güzel. Yani Nazilerin uçağı işte, yani müthiş. Müthiş bir görsel olmuş. İki tane hatta şöyle göstereyim. Şöyle yukarıdan taarruza geçiyorlar. Müthiş olmuş gerçekten. İnanılmaz güzel. Yani inanılmaz güzel bir görsel. Biz de devam edelim. İşte tankları çekelim biraz. Şöyle şu şekilde. Meşhur Almanların panzer tankları. O dönemin işte zaten Ukrayna'da da aynı şekilde görmüştüm bunları da. Hatta içine girme fırsatımız olmuştu. Ukrayna'da da bir tane açık müze var, savaş müzesi. Orta boyutta bir tank bu. İşte 26,5 ton ağırlığında. 6'ya 7, 3'e 2, 4 boyutları var. Bu da 4 kişiyle aynı şekilde faaliyet görüyormuş. Bu Rusların tankı zaten gördüğünüz gibi. Şöyle güzel bir karar alalım. İşte Alman tankıyla Rus tankı çatıştığı anı gösterebilecek şekilde güzel bir şey. Gerçekten güzel bir kare olmuş. Şimdi yukarıya doğru devam ediyorum. Ufak bir bölge var burada. Yine aynı şekilde savaşı canlandıran bir bölge. Burada da işte Sovyet askerleriyle uçak savarlar. Almanlar çünkü hem karadan saldırdıkları gibi aynı zamanda havadan da çok ciddi bir kuvvetleri vardı. Hani İngilizler kadar olmasa da gerçekten çok güçlülerdi. Burada 82 kalibrelik bir tane silahları var aynı şekilde. Şu 82 kilo kalibre. Daha sonra uçak savarları var yanında gördüğünüz gibi. 107 milimetrelik heavy mortar var. Yani efsane silah var.
döneme göre gerçekten inanılmaz bir mühendislikle yapılmış güzel silahlar. Şimdi şöyle devam edelim. Grubu fazla bozmayalım. Evet, dönemi anlatan güzel bir şey aynı şekilde. O zaman duman kandilleri gibi bir şey. Molotofları galiba bunlar. Molotof kokteyller ve mayınları anlatıyor. Yapılan işte bombalar falan. O tarz şeyler var bunda. Bayağı değişik yani. Burada bir tane aynı şekilde yine evet dediğim gibi Molotov cocktailmiş onlar da, mayınlar işte personal type stilde. İşte yine bir Sovyet tankı, yani feci bir şey. İnanılmaz iyi. Gördüğünüz gibi süper. Ya Sovyetlerin tankının menzili gerçekten düşük kalmış. Hani Almanlarınki o kadar giderken bunlar biraz gidememiş açıkçası. O yüzden Almanlar biraz da uzaklara gitmiş. Dönemin roket atarları işte. Uzun menzilli silahlar. İşte yine aynı şekilde bir Sovyet tankı. SSR. Uzun menzilli makinalı tüfekler. Şöyle gösteriyorum. Yani bunu herhalde bu dönemde kullanabilecek adam yok. Evet, meşhur Tiger bomblardan diyebiliriz bunları. Hani hava saldırısında kullanılan bombalar bunlar. Gerçekten kocaman. Ya zaten hani İngilizler savaşı kazanmak için Tiger bombları icat ediyor ve daha sonrasında Bismarck'ı, Tirpitz'i vurmayı başarıyorlar ve deniz savaşında inanılmaz büyük öne geçiyorlar. Daha sonra Sovyetler tabii devreye giriyor. Güzel bir dönem olmuş. Güzel sırayla her şeyi çok güzel bir şekilde göstermişler. Dönemin bir tane İşte aynı şekilde denizaltı torpidosu galiba bu da. Electric Bomb Thrower. Şimdi havacılıkta kullanılan bir bombaymış bu da. Aynı şekilde. Daha önce hiç görmemiştim. Herhalde rectify edilmiş, biraz düzeltilmiş falan filan. İşte Welcome to Hellman. İnanılmaz güzel. Bunu başına geçtiğim dünyaya hükmedebilirsiniz. Evet, benim sektöre geldik. Denizcilikle alakalı eski demirler. Anchors from the Dnieper Flotilla Ships. Ya eski gemilere ait demirlermiş. Navyman. Belarus'un Union of Navyman. Belarus'un denizcilerin öneminden kalma demirler. Çok da gerekli bir şey değil yani. Şimdi size bir tane uçak savar, günümüzün S-400'ünün küçük halini göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle hemen geçelim yanından. Şu şekilde. Evet. İlk önce anlayalım. Rocket powered projectile, yani uçak savar. Roketleri sallıyor. Günümüzün S-400'ü yani açıkçası. Adamlar o zaman da yapmış yani baba. Gerçekten güzel. Burada hemen küçük bir tane şaraplen gibi bir şey var. Herhalde o zamandan atılan bir şey. Şöyle gidelim. Herhalde çarları koymuşlar. O dönemin çarlarını. İşte burada da. Evet. Ailelerin fotoğrafları. Dönemdeki yaşayan insanların fotoğrafları. Ondan sonra dönemin haritası vesaire benzeri.
Bayağı güzel olmuş. Bizim Türkiye'miz yok tabii bu oralarda. Şimdi şöyle ufak bir gezeyim arkadaşlarımıza. Sovyetlerin kahramanlarından işte Makuka. Ondan sonra kimmiş? Pavlovski. Horosaya. Dobayan yine aynı şekilde. Şimdi böyle gidiyoruz. Biz devam ediyoruz. Müze de bugün bayağı yoğun. Yani Bumaskov ve kimmiş? Vanev. Şimdi burada başka neler var? Krachenko. Ondan sonra Ivotni. Ivotni'yi de şöyle çekelim. Ondan sonra hep 1920-1942 arasında olan insanlar yani. Çok uzun bu dönemi şey yapmamışlar aslında, hüküm sürmemişler. Ama en temiz yüzlü adam herhalde buymuş yani. Gezmeye devam edelim. Ya bakalım burada kim var? Buradaki arkadaşımız da Mareşal var burada bir tane. Zhukov. Zhukov diye bir Mareşal'ın şeyi zaten madalyasında görüyorsunuz aynı şekilde. Bu da aynı şekilde bir Mareşal. Sovyet zamanından Stalin. Evet. Yüzüne bakmadık, şey yapamadık. Stalin'in bebeğisi. İşte Sovyetler döneminden bir kamyonet, askeri kamyonet. Yani şu uçağın şeyi inanılmaz güzel. Sovyet uçağı. Bir kare altına almak istiyorum. Şöyle bir göstereyim size de. Gerçekten müthiş bir uçak. Şöyle gezmeye devam edelim. Bakalım neler var. İşte dönemin CC5'leri, hastayım bu arabalara. Ama Sovyet stili hoşuma gitmiyor. Bu yüzden hani Nazilerinki sanki daha güzel ya. Yine aynı şekilde tüfekler arkadaşlar. Bıçaklar dönem içinde kullanılan tüfeklerin süngüleri, makinalı tüfek. Ondan sonra portatif makinalı tüfekler, daha hafif, daha şey kullanmıştık, kurulan makinalı tüfekler. Bayağı güzel bir yer yani. Biraz güneş vuruyor içi, çok kötü. Ama şöyle eski otomatik silahlar. Bunların böyle çok mermi kapasitesi yoktur bunların genelde. Pistoldü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 24 kalibrelik silahlar, 7.63. 7.63, 7.62. Yani düşük kalibre silahları var. Aynı zamanda yüksek kalibre silahları da var. Şöyle seninle bir kare altına alalım. Aldık. Şimdi şöyle şu insanların girdiği bir yer vardı. Bakalım oraya girelim bir de. Herkes giriyor, biz çıkıyoruz. Şöyle bir gezelim. Evet. Ufak bir revir bölgesi yapmışlar böyle. O zamanki işte hastane, morg olayları filan, ölenler işte veya yaralananlar savaşta bu şekilde tedavi ediyorlarmış. Şurada da güzel bir kale almışlar. İşte revirde kullanılan ekipmanlar, fotoğraflar falan filan. İşte tabak, çanak, makas. İşte bir denizci. Ya denizcileri ben çok cesur buluyorum her zaman, savaş zamanında. Gerçekten yani
adamların vurulduğu anda kurtulacağı başka çözüm yapabileceği bir şey yok. Burada da Kiev'i görüyorsunuz aynı şekilde. Kiev Savaş Müzesi'nde de aynı şekilde değinmiştim bunlara. Kiev'de bulunan askerler. Çocuklar camlara dokununca kirlenmesin diye uyarıyorlar hemen. Uyanık gacı. İşte dönemin kol saati. Çok küçük. Madalyalar aynı şekilde. Cesaret madalyaları. İşte Odessa'yı yine bulduk. Odessa, Kiev, Kerç. İşte Novorossiysk de var aynı şekilde. Novorossiysk'i atlamayalım. Dönemin önemli şehirleri. Sivastopol. O zamanın sırması herhalde. Şeyler gerçekten çok güzel. Detaylar gerçekten çok güzel. İşte bir askerin ödülleri burada aynı şekilde belirtmişler. Burada da dönemin Morse, Telegram tarzı şeyleri. Fotoğraf makinesi işte. Kripto çözücüler. Yani Sovyetler zaten bu işte çok iyiydi o zaman. Şöyle bir kare altına alalım burayı da. İşte görüyorsunuz. Teller vasıtasıyla iletişim yapılıyordu o zaman. Bir askerin işte eşiyle veya kız arkadaşıyla çektirdiği fotoğraf. Üzerinden çıkan ekipmanlar. İşte haritacıymış galiba. Cetvel falan var. Dönem içinde kullanılan kazma, kürek vesaire benzeri şeyler. İşte bir askerin ekipmanları yine. Sırması. Büyük ihtimalle denizci diye düşünüyorum. Evet, denizciymiş arkadaş. İşte Leningrad. Burada. Büyük çarpışmaların olduğu yerlerden biri. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Müze yani bayağı bir dolu. Ve hani böyle şey tekrar eden parçalar değil, güzel yani. Gezerken keyif alacağınızı düşünüyorum. İşte alev püskürten silah. Meşhur zaten. Go to the hell dedikleri. Aynı şekilde smoking görüyoruz bir tane burada. First aid kit vesaire. Şu Alman şeyleri. Ben biraz tersten geziyorum. Çünkü burada zaten Stalingrad 9 kilometrede yazmış ama şimdi çok rehber var, çok konuşuyorlar. Hani ben rehberle gezmeyi gerçekten sevmiyorum. Bazen çok gereksiz bilgiler veriyorlar. Dönem içinde olan işte kişisel ekipmanları, kısaca hüviyet belgeleri. Sonra tornacı abimiz çalışıyor. Kara sapan. O zaman çünkü buğday ve tarım dışında başka bir şey yoktu zaten. Şimdi de küçük bir, o zaman da işte el işlerinde kullanılan şeyler. Şöyle bir kare altına verelim. Evet, şimdi geriye doğru gidiyorum arkadaşlar. Çekim yapınca millet farklı şeyler zannediyor.
kale altına alalım bu anı da. Güzel bir şey olmuş. Hop. Dönemi güzel anlatıyor yani. İşte bir Maraş'ın üniforması galiba bu da. Bir subay. Sovyetlerde bir de kılıç olayı da var. Çünkü hani çarlık sistemi olduğu için çarların kılıçları falan var. Şöyle devam edelim. Yukarıya doğru devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yine devam ediyorum. Dönemin tabelaları işte. Yukarıda kocaman bir harita var. İşte bölgelerden çekilen isimler. Burada yine aynı şekilde bir pilotun üniforması galiba. Yok, normal bir askerin üniforması. Herhalde ama şey, rütbeli bir asker. İşte Alman Nazilerin gördüğünüz gibi bir tane miğferi. Rus askerliği. Bayağı güzel. Dönemin mühürleri. O zaman kalpak tarzı şeyler, kış koşulları olduğu için çok soğuk bir iklimde çalışıyorlar. Bu tarz giyim tarzları vardı. Bu herhalde toplama kamplarındaki pijamalar diyebiliriz yani. Öyle düşünüyorum. Bakalım neymiş. Ne? Sovyetlerin işte normal şeymiş, uykulu pijamalarıymış. Devam edelim bakalım. Bu toplama kampında giyilen şeyler. O zamanki toplama kamplarında insanların giydiği kıyafetler. Gerçekten çok zor koşullarda. Yani ebat. Yani 400 bin Belaruslu o zamanın şartlarında toplama kamplarında Almanya için işçi olarak çalışmış o zaman. Burada onu belirtiyor. Takma diş bile varmış ya. Her şey var. Anahtarlar falan. Güzel duruyor. İşte dönemin pensesinin sesi. Çanak, tabak çanak. İşte savaş zamanında kullanılan çitler. İşte bir hapishane şeyini canlandırmışlar. Tutsak edildikleri yerler. Gerçekte de şöyle fotoğrafları falan var işte. Hapishane yetkililerinin falan bilgileri. Güzel bir köşe olmuş burası da. Küçücük bir yer görüyorsunuz. Yaşamak için ne kadar zor. Occupation authorities. Regulators strictly. Occupation. Yerel halktan aynı şekilde savunmada bulunan, destekte bulunan insanları burada şey yapmışlar, belirtmişler. Kıyafetleri yerel halkın. Yine Almanca, Alman Rus banknotları ve Alman banknotları. Reichsmark. İşte Naziler diyor. Yaklaşık 2 milyondan fazla insanı öldürdü diyor. Belarus toprakları üzerinde ve 810 tam operation of the war.
bin tane hapiste adamı varmış. Yani hapiste olan insan varmış. Herhalde. Şeyler. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Vallahi ben tablo kültürünü çok seven bir insanım. Hani çok güzel çalışmalar var gerçekten. Hani paha biçilemez yani. Tiknovich 1945'te resmetmiş. Gerçekten güzel bir tablo. Dönemin acısını, durumunu ve şartlarını gerçekten güzel bir şekilde anlatmış. Evet. Şimdi motosikletin oraya geldik yine. Yine bir motosiklet. Evet, Ansar Uçak. Ya ben hayranım şu motosikletlerin şu olaylarına ya. Kaç modelmiş? 1938 model. Dumpkraftwagen. Yağ ve benzinle otomatik çalışıyor. İnanılmaz güzel motorlar ya. Yani inanılmaz da hani bu motorlarda vites olayı yok zaten. Direkt tak diye koyuyorsun, çalışıyor, gidiyorsun. Depo yeri şuradan. Müthiş güzel ya. Aynen. Şöyle gidelim. Burada bir oda daha var ama burayı pas geçiyorum. İçeriği zaten kaplamış herkes. 100 tane kişi geziyorlar. Yani ne bok yediklerini onlar da bilmiyor. Şöyle güzel bir şekilde anlatalım. İşte Maraşeller'in yine ekipmanları. Denemin saati falan, silah. Aslında biraz daha böyle tekrar ediyor sanki ya. Hani farklı şeyler görmemeye başladık biraz. İşte şeyler falan filan. Biraz böyle şey kaldı. Dönemin evleri işte. Şöyle şu arkadaşı çekelim. İşte ameliyat masası, revir kısacası. Dönemin reviri. İşte ekipmanları, malzemeleri. Kesici, bıçici. Makaslar, zartçuklar. Sedyacılar. Yemekler, memekler işte dönemki. Muhabereci arkadaşlar. Işığı da güzel dekore etmişler. Paolo Maschero. Onun kıyafetleri işte. Maschero aynı şekilde. Arkadaşlar, Belarus Müzesi'ni gezdim bugün. Savaş Müzesi'ydi burası bir. Yani çok güzeldi, çok eğlendim, çok keyifli dakikalar geçirdim. İçerisi gerçekten harika, size şiddetle tavsiye ederim.
Miske yolunuz düşerse mutlaka gelin. Gün içinde gezebileceğiniz gerçekten güzel bir yer.